Herkese merhaba. Bugün Bulyer yazıcımda bir süredir başımdan gitmeyen, devam eden bir tıkanıklık sorunu ile ilgili nozul temizleme, teflon borunun ucunu düzleme gibi bir işlem yapacağız. Ben önce filamentten zannediyordum ama birkaç farklı filament deneyince sorunun makineden kaynaklı olduğunu gördüm. Şimdi önce nozulu ısıtıyoruz. Burada ısıtmadan işlem yapamayız, sökemiyoruz. Sökerken kullanacağımız malzeme bir tane 22 anahtar. Bunu e, bloğun, alüminyum bloğu tutmak için kullanacağız. Bir adet de 6 lokma ucu. Bunu da nozulun meme ucunu sökmek için kullanacağız. E, bir cırcır cır anahtarla ben kullanmayı tercih ediyorum. Siz pense yardımı gibi bir şeyle de sökebilirsiniz. Evet şimdi nozulu ısıttık görüyorsunuz zaten filament kalıntıları vesaireler de mevcut. Yani baskılardaki o yapışmadan kaynaklı sıkıntılar vesaireler. Bloğu bu şekilde arkadaki ısıtıcı fişe ve termistöre zarar vermeyecek şekilde 22 anahtarla tuttum. Şöyle kenarından. Daha sonrasında cırcır cır anahtarla başlığı gevşetiyorum. Artık yani bir tur iki tur gevşettikten sonra çok rahat bir şekilde çıkacak. Burada elinizi yakmamaya özen gösterin. Nozulun sıcak olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Çünkü zira ben şu an sökerken e, lokmanın ucundan ısının elime doğru ulaştığını hissettim. Şimdi e, meme ucunu söktükten sonra teflonun aşağı doğru bastırarak e, nozulun olduğu tarafa doğru ittireceğim. Bu şekilde içinde kalan filament parçalarını çıkarmış olacağız. Alt taraftan çıkacak. Bunu böyle ileri geri pneumatiğin o tırnaklarına bastırarak teflon boruyu hareket ettireceğiz. Böylelikle içini temizleyeceğiz. En sonunda e, teflonun ucunda bir zedelenme, bir tıkanıklık varsa onu gidereceğiz. Ucunu düzleyip yerine takacağız. Tabii ben burada önce e, bir şey unuttum. Filamenti çıkarmadık. E, şimdi e, hazır sıcaklık. 200 derecenin üstündeyken filamenti çıkartıyorum. Ya bu zaten standart bir işlem bu yerde. Bunu aşağı yukarı herkes biliyor. Çok detaya girmek istemedim burada. Filamenti birkaç seferde ittirerek e, teflon borudan tamamen çıkarabiliyoruz. Ben ortalama 4 kere de filan yerinden çıkarmış oluyordum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi filamenti çıkardık. Teflon borunun ucunu görüyorsunuz. E, etrafında kalıntılar var, vesaireler var ısıya bağlı belki zarar görme deformeler de olmuş olabilir. Bunun için e, söktükten sonra göreceğiz içini. Nozulun meme ucunun e, dişlerin etrafında da filament kalıntıları iyi kötü görünüyor. Bu meme ucu yeni. Ben bunu e, yakın zamanda taktım. Acaba tıkanıklığı bu şekilde giderebilir miyim? Sorunu buradan çözebilir miyim diye öncelikle bir nozul ucu denedim. Sorun devam edince de artık müdahale kaçınılmaz oldu. Sökmeye başladık yani artık. Hayırlısı olsun diyelim. Evet ben önce yukarıdaki pneumatiği gevşettim. Yani rekordan gevşettim. Size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bakın teflon borunun etrafından o sızan filamentler yukarılara kadar gelmiş. Taşmalar görülüyor zaten. Şimdi yerinden çıkardım ben. Hala nozu sıcak bu arada unutmayın. Teflonu yukarıya çektim tamamen çıkardım. Ucundaki o kalıntıları vesaireleri görüyorsunuz zaten sizde. Ee, i̇çinde de bir parça vardı onları da temizledim. Ee, Teflon ucunu size göstermek istiyorum ama çok net belli olmuyor. İçindeki kalıntıları yavaş yavaş bir şeylerle temizleyeceğiz. Bu arada sistemin hala sıcak olduğunu unutmayın. Yani yanmamaya dikkat edin. Bu duman endişe edilecek bir şey değil. PLA'nın parçaları orada eriyerek duman çıkartıyor. Burada ben şeyi göstermeye çalıştım ama kameradan çok net görünmüyor. Ucundaki erilik. Şimdi içeriği biraz temizledim. Teflon boruyu aşağı yukarı hareket ettirerek içini temizlemeye başlayacağız. Bu şekilde yavaş yavaş içeriye doğru ittirip aşağı doğru bastırdığımda Meme ucunun olduğu yerden çıkacak. Evet yani şu şekilde ucunda görüyorsunuz zaten filament kalıntılarını. Bunları bu şekilde temizleyeceğiz. İleri geri ileri geri bu şekilde devam edeceğiz. Zaten evet temizlemede bayağı etkili oldu. Bir de ben boyunu biraz kısaltacağım. Pneumatiğin tırnaklarının bastığı yerden teflon boruyu içe doğru şişmiş olabilir. Yani orayı çok fazla zarar görmesini istemiyorum. Şimdi yine nozul sıcakken meme ucunu Elimle yani Lokma ucuyla çevirerek takıyorum. Sonuna kadar sıkıp yarım tur gevşetiyorum. Bunu da üstten teflonu ittirip birleştirdiğimde Tekrar nozulu sıkıp Rahat bir şekilde ucucu öpüşmesini istiyorum. Burada bir şey de hatırlatayım. Ben teflon borunun ucunu düzledim. bir Bıçak yardımıyla düz bir şekilde kesmeye çalıştım. Evet. Teflonu ittirdikten sonra bir deneme baskısı aldım. Fakat sonuç yine değişmedi. Yani özellikle tabladan bir süre sonra bu şekilde dağılmalar, saçaklanmalar oluyor. Üst tarafa doğru güzel basıyor ama niyeyse burada sorun devam etti. Tekrardan aynı şekilde nozulu gevşettim. Muhtemelen teflonu tam oturtamadım. Elimdeki rekoru da gevşettim. Tekrardan boşa çıkardım boruyu. Rekoru sabitledim bu sefer. Önce pneumatiyi sabitleyip daha sonrasında teflon boruyu sonuna kadar ittirip tekrardan yerine geri sıktım. Bir test baskısı daha aldım. Bu e, anakart üzerinde bulunan motor sürücülerini soğutmak için bir tünel diye bahsedilen bir ismi tünel diye geçen bir e, plastik. Evet yani sonuç gayet başarılı oldu. Yani ben bile şaşırdım. Hatta başka bir iki deneme baskısı daha aldım. Burada onları paylaşmadım ama bence sonuç gayet başarılı. Size de tavsiye ederim.